Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında açık kenar bağıntısı konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test bir çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda en uzun kenar nedir diye soruluyor. Öncelikle açıları yazalım. 60-65 ise o zaman buraya 55 derece kaldı. 50-70 ise buraya da 60 derece kaldı. 180'e tamamlayan açıdan dolayı. Ne yapıyorduk? En uzun kenar. Ok yardımıyla hop burası. Burada da burası. Bak en büyük açı 70'te diye 70'i kenar en uzun kenar olmuyor. Dikkat et. Buradaki ok burayı gösteriyor. Buradaki de burayı gösteriyor. Oklar en son nereye gösteriyor? Burayı. Yani AD'yi gösteriyor. Cevap böylelikle AD yaptı. Yani cevap denizli oldu. Geldik 2'ye. 4 10 verilmiş bu verilmiş. Bizden x'in kaç farkı, tam sayı değeri vardır diye soruluyor. 2x 2'yi araya alalım. Toplamlarıyla farkları arasındadır. Yani 14 ile 6 arasındadır. 2 ekle. X'i yalnız bırakacağız çünkü. 8 küçüktür 2x o da küçüktür 16. 2'ye böl. O zaman 4 küçüktür x küçüktür. 8 mi yaptı? Aynen öyle. Kaç farklı değer vardır? 5, 6, 7. 3 farklı değer vardır. Cevap Akçay. Bir sonraki soruda AC uzunluğunun kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor bize. E, ne yapacağız? Arkadaş buradaki dik üçgende şu kenar verilmiş ki. Verilmesin. Önemli değil. Çünkü niye? Hocam bir dik üçgende dik kenardan daha büyüktür hipotenüs çünkü. E o zaman burası kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? X diyecek olursak X bir kere ondan büyük. Sonra burada da üçgen eşitsizliği uygulayalım. X toplamlarıyla farkları arasında olacak. 1 ile 13 arasında olacak. E hocam burada 10'dan büyük. Burada 1'den büyük. Onu alırız. Çünkü küçüklerde büyük olanı alıyorduk. O zaman 10 ile 13 arasında olacak. Kaç? 11, 12. Yani 2 değer olacak. Cevap balık esir oldu. Gelelim bakalım 4. soruya. Açılar verilmiş. Önce açıları yazalım. 20, 90 burada kaç kaç derece? 70 derece. 60, 90 ise burası da 30 derece yaptı. Şimdi ABC'yi inceleyeceğim. Yani büyük üçgende. O zaman büyük üçgende en büyük açıya bakacağım. 80 en büyük açı değil mi? Sonra 70 sonra 30. 80'in karşısındaki A büyüktür. Sonra 70'in karşısındaki B'den. O da büyüktür. 30'un karşısındaki C'den. Bu sıralamayı bulduk. Hocam en büyük A. A C'den büyük olduğu için mutlak değer içi pozitiftir. Aynen çıkar bu. A eksi C olur. B eksi A. A en büyüktü. O zaman içerisinde negatif olduğundan eksiyle çarpmış çıkar. Eksi B artı A olur. C'den de B'yi çıkartacağız. B, C'den daha büyük olduğu için burası küçük sayıdan büyük sayı çıkartıyoruz. O zaman bu negatif olur. Eksiyle çarpmış çıkar. Eksi C artı B olur. E o zaman burada neler gidiyor? B'ler gidiyor. O zaman 2A eksi 2C mi yapıyor cevap? Evet 2A eksi 2C yapıyor cevap. Yani cevap D seçeneği oldu. Geldik örnek 5'e. Şimdi burada küçüklük verilmiş. B açısı buradaki açı BAC şuradaki açıdan daha küçükmüş. O zaman bu açının karşısındaki kenar 8 küçüktür. Şu açının karşısındaki kenardan yani x. Bunu bulduk mu? Bulduk. Sonra devam edelim. Bir de üçgen eşitliği yapacağız. x toplamlarıyla farklar arasında değil mi? 8 artı 4 ile 8 eksi 4 arasında. Hocam bir de bu çıktı elimize. E hocam 8'den büyük 4'ten büyük hangisini alır? 8'den büyük tabii ki. Bunun alabileceği değerler toplam isteniyor. 9, 10 ve 11'in toplamı isteniyor. Topladığınız zaman kaç yapıyor? 30 yapıyor. 5. soru Edremit oldu. Geldik 6. soruya. Bir şey verilmiş mi? Çeşit kenar üçgen. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? X toplamları ya farklar arasında 4 ile 16 arasında olacak. Hocam normalde 16 eksi 4 eksi 1 tane değer var dersiniz. Bu da 11 dersiniz. Ama çeşit kenar diyor ya. Bu aralıkta 6'yı ve 10'u almayacağım. Bakalım 6 ve 10 bu aralıkta mı? 4 ile 16 arasında 6 ve 10 var. O zaman bunları iptal edeceğim. Yani 2 tane daha değer çıkartacağım. Cevap da kaç yapıyor o zaman? 9 yapıyor arkadaşlar. Öyle bütün soruları tek tek yazmayalım. İşte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16'ya kadar olan sayıları aralıkta yazmayalım değil mi? Burada kaç sayı değer olduğunu büyükten küçüğe çıkartıp bir de 1 olarak, 1 çıkarttarak buluyorduk. Tam bu aralıkta 6 ile 10 var. İkisini de çıkarttık. Bir tanesi olsaydı bu aralıkta bir tanesini çıkartacaktık. Buna da dikkat et tamam Yani bunu formülize etme açıkçası. Onu söylemek istiyorum. Yani her zaman 2 çıkartıp formülü yoktur. Evet burada 7'ye geldik. 30 arayı alacağız. 30 toplamlarıyla farkları arasında 5x ile farkları da 4x'ten x çıkarttın 3x. Böyle olunca sağlı sollu gidişiyorduk. E o zaman 3x küçüktür 30 ise x küçüktür 10 mu yaptı? Evet. Sonra şuna bakacağız. 30 küçüktür 5x 5'e e böldüm 6 küçüktür x yaptı. Şu x'in düşünecek olursam x ne ile arasında oldu? 6 ile 10 arasında oldu. Bizden abc üçgen çevresi en fazla kaç olur diye soruluyor. Hocam x yerine 9 yazalım. Sonra çevrede 5x artı 30 derseniz yanılırsınız. 5 kere 9 45 cevabı 75 dersiniz. X tam sayı mı? He, o zaman yanılmazsınız. X yerine tam sayı değer yazabilirsiniz arkadaşlar. En büyük değer isteniyor ya. X yerine 9 yazarsınız en büyük. O zaman cevap 75 çıkar. Cevabı da işaretlersiniz. Ne zaman yanılırdınız? X tam sayı demeseydi bu şekilde yaptığınız zaman yanlış olurdu. O zaman ne yapıyorduk? Sınır noktası onu koyuyorduk. Ondan sonra hocam 50 artı 30 80'den küçük olacak deyip 79'u işaretlerdik. Tamam. Dikkat et. Tam sayı dediği için tam sayı değerini yazdık burada. 7. soru Cihan. Geldik 8'e. DC'nin alabileceği en küçük tam sayı değer nedir diye soruluyor. Arkadaşlar açı dik üçgeni kullanacağım. E açı ortaydı. aslında çaktırmadan kola dik çizmiş. Diğer kola da ben bir dik çizebilir miyim? Kollar açılan neler eşit. Niye? Bak kollar oranı tabanlar oranı yapamıyorum burada. O yüzden kollar açılan gittim. Aa hocam 4 se burası da 4. Bu dik üçgende hipotenüs dik kenardan daha büyüktür. X büyüktür 4'tür. Zaten benden X'in alabileceği en küçük değer isteniyor. E, X'i 4'ten büyük bulduk ya. En küçük değer de kaç çıkar o zaman? 5 çıkar. Yani cevap balık kesir oldu. Geldik 9'a. D noktası ABC üçgenin içinde bir yerdeymiş. AC'nin alabileceği değer. Bu ekstra bilgiyi niye verdi? Ekstra bilgiler genelde genişlik ya da darlıktı. Hocam şurada bir boyunuz var. Üçünün toplamı 90'sa o zaman burası kesinlikle dardır. E o zaman dar açı mantığını kullanacağız. X kare küçüktür 8'in karesi artı 5'in karesi diyeceğiz. 64 artı 25. 64 ile 25 toplarsan 89 yapar. X kare küçüktür 89 oldu arkadaşım. Hatta buradan X küçük eşittir ne yapar? 9 sağlıyor mu? Sağlıyor. 10 sağlıyor mu? Sağlamıyor. X küçük eşittir 9 yapıyor. Peki en büyük değer isteniyor. Zaten alt sınır yazmama gerek yok. En büyük değer de ne oldu o zaman? 9 oldu. 9 değeri de sağlandı sağlandığı için dolayısıyla cevap denizli oldu. Geldik sonraki soruya. ABC eşkenar üçgeninde hemen eşkenar üçgeni çizelim kardeşim şöyle. Hop şöyle bir eşkenar üçgen çizdik. Hemen AB'leri de yazalım şöyle. ABC BC üzerinden yalnız B ve C noktası dahil değil. Dikkat edin arkadaşlar. Şuradan noktalar dahil olmayacak şekilde bir tane nokta seçecekmişim. AD eşittir x olacak bir şekilde BD eşittir de y olacak şekilde şöyle A çizeyim arkadaşlar. Şu A D A D X burası da Y olacak şekilde, C D de Z olacak şekilde bir D noktası alınıyormuş. Şöyle bir D noktası aldık. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor arkadaşlar bize. Ee, ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Ya hocam Y ile Z arasında bir ilişki ben kuramam. Çünkü sağ tarafta olursa D noktası, bak D noktası sağ tarafta olursa y daha büyük oluyor. Sol tarafta yani yüksekliğin sol tarafında olursa z daha büyük oluyor. Y ile z arasındaki bir ilişki asla ama asla kurulamaz. Çünkü d oynak bir nokta nerede olduğunu bilmiyorum ben burada. Tamam. Ee, sonra ne yapalım? Y artı z böyle. Y artı z. Şu y artı z x'ten küçük diyor. Evet şurası y artı z diyeyim arkadaşlar? Bir kenar y artı z çünkü. E burada bir üçgen yapabiliriz. Ya da şurası kaç derece? 60 derece. Burası nedir arkadaşlar? Kesinlikle 60'tan küçük. Burası nedir arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle ikisinin toplamı 120'den küçük yaptı ya. Burası da 60'tan büyük yaptı. A ne oldu o zaman o zaman burası? Her zaman hangi durumda olursa olsun arkadaşlar 60'tan büyük oluyor burası. E o zaman 60'tan büyük y artı z ile x'i inceleyeceğim ben. Hocam 60'tan büyük y artı z'yi görüyor. Yani burada en büyük açı 60'tan büyük olan bu açı değil mi? Evet. Yani y artı z büyüktür. Sonra 60... 60'ın karşısındaki x diyebilir miyiz? Evet. Bu kesinlikle doğrudur. Şimdi öbürüne bakalım arkadaşlar. x büyüktür. y diyor. x y'den büyük mü? Ona bakacağız. x ile y'yi incelerken de bu üçgeni inceleyeceğim. Burası kesinlikle 60'tan küçük. Burası 60. E burası da kesinlikle 60'tan büyük değil mi arkadaşlar? Çünkü ikisinin toplamı 120'den küçük olduğu için. Evet. Şimdi x'e bakan ne arkadaşlar? E, şöyle yazalım. Bu evet. x ile y'yi inceleyeceğim ben. X'i gören 60, Y'yi gören 60'tan küçük bir değer. O zaman X, Y'den kesik, kesikle büyük müdür? Evet. Çünkü X'i 60 görüyor. Y'yi 60'tan daha küçük bir değer görüyor. O zaman X, Y'den daha büyüktür. Bu da doğru bir ifade oldu. Güzel bir soru bu arada bu. 10. soru böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok hoş bir soru. Geldik 11. soruya. Uzunluğu 20'şer santimetre olan düz 3 tel parçası üzerinde A, B, C, D, F noktaları işaretleniyor. Şöyle Tamam uzunluğu da 20 cm. Bu teller işaretlenen noktalardan büküldüğünde hangi tellerin uç noktaları çakışabilir diye soruluyor. Uzunluğu 20 mi? 20. E 20 ise arkadaşlar 7 5 daha 12 buraya kaç kaldı? 8. 6 4 daha 10 buraya 10 kaldı. 8 1 daha 9 buraya da 11 kaldı. Sen bunu böyle yukarı doğru çakıştıracaksın. Hani bunu böyle kaldırdım böyle kıvırdım. Bunu da böyle kaldırdım. Burası 5 oldu burası 7 oldu. Üçgen eşitliği sağlanıyor mu? Be atıyorum 8 araya al. Toplamlarıyla farkları arasında sağlandı mı? Sağlandı. 1 olur. 2'ye bakalım. 2 de şunu şöyle şunu şöyle yaptığımızda üçgen olacak mı? Burası 6 burası 4 değil mi arkadaşlar kıvırdığımızda? Evet. Onu araya aldığımızda toplamlarıyla farkları arasında mı? Değil. 2 olmaz. 3'e bakalım. Hocam bu böyle bu böyle. 1 ve 8 oluyor mu burası? 11 araya aldığımızda olmadığını zaten fark etti sen de. Ben yine de göstereyim. 9 ile 7 arasında mı? Değil. O zaman bu da olmadı. Cevap yalnız 1 oldu böylelikle. Yani 11. soru balıkesir çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle ÖSYM tarzı testlerden test 1'i bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.